Arkadaşlar İmpiz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile 2021'de pazartesi günü yani dün gelen Boxraw'dan bende olmayan efsaneleri çıkartmaya çalışacağız. DLS videolarını çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar ama sürekli DLS olmaz. Ben de bazen sıkılabiliyorum DLS videolarından. Yani aslında sıkılma şu şekilde. Sizlerin hep aynı şeyleri izlemesini istemediğim için çok güzel bir top açalım videosu yapıyorum sizlere. Lütfen destek olmayı unutmayınız. Aynı zamanda ülkemizde tekrardan büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Gerçekten bu yangından ötürü bir sürü canlı kaybettik. İnsanıyla, hayvanıyla, doğasıyla. Yani umarım bir daha böyle felaketler ülkemizde yaşanmaz ve en kısa sürede dualarımız sayesinde ve yetkililerin çabaları sayesinde umarım ülkemiz bu yangınlardan kurtulur ve bir an önce sağlıklı çözüme kavuşmuş olur. Gelelim buraya. Güzel bir destek bekliyorum. PES Mobile videosu. Lütfen destek olmayı unutmayınız. Videolar derinlik sakır videolarına ibaret değil. Ben de bu algıyı oluşturmamak adına sizlerle birlikte top açılım videosu yapacağım. 500 bin GP harcayacağız. Artı bahsetmek istediğim kısa bir şey var. Pazartesi günü 100 Michael'a parası vardı. Oyuna giriş yapmalıysanız yapmayı unutmayınız. Çünkü size 100 Michael'a parasını Konami veriyor. Gelelim buraya. Efsaneyemiz var. Garanti efsaneyemiz de var. Gelenlere baktığımız zaman bu sırada bir sürü efsane var arkadaşlar. Bende olmayanlar elbette var. Özel kısma geldiğimiz zaman Fans Choice. European Club Championship. Yani burada özel oyuncular var ama hiçbiriyle açmayı düşünmüyorum açıkçası. Hiçbir tanesi işime yaramayacak artık bu toplardan açmak çok mantıksız. İkonik Moment Manchester United açmak isterdim ama şu an için onlardan herhangi bir şekilde top açmak istemiyorum. Gelelim Boxraw'a. İşimiz burada Boxraw'la 500 bin GP. Yaklaşık kaç tane legend var bir sayalım. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane oyuncumuz var ve galiba bazıları bende yok. Bismillah diyoruz. Umarım güzel bir top açılım videosu olur. Şuranın sesini biraz açayım. İşime yaramayan oyuncuları direkt postalayacağım abi. Siyah top dışındaki tüm oyuncuları satmayı düşünüyorum. Çünkü beni yormasını da açıkçası istemiyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse. Cutrone ve Palacios diye bir oyuncu geldi. Daha önceden var mıymış? Yokmuş. Devam edelim. 25.000 GP'mizi harcamaya. Hadi bakalım. Let's go. Biraz şansımız düşük ama garanti. Bir tane efsane çıkaracağız. Eminim Türkiye'ye gittik. Ne güzel. Umarım güzel bir oyuncu getirtirsin bize. Başakşehir'den oyuncu getirdi. Crivelli bende yoktu. Kalsın abi ligden. Belki bir challenge yaparız. Bir şeyler yaparız. Elimizde bulunsun. Neden olmasın diyelim. Biraz rahatsızım. Bundan da çok kısa şekilde bahsetmek istiyorum. Gerçekten boğazım çok fena şekilde ağrıyor. Devam edelim toplarımızı açmaya. Bu sefer ne geldi? Nereye gittik? Evet Hollanda'ya gittik. Hollanda'da çok iyi toplar da yok zaten. Normalen bu. Gakpo geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyuncunun hepsini satmak istiyorum. Çünkü çok fazla işimde açıcısı yok. Sahip olduğumuz GP şu an için çok yüksek. Ama henüz bir tane siyah topa erişebilmiş değiliz. Çok güzel. Bir lejansa başlamak gerçekten keyif verici oldu. Kaleci geldi. Petr Cech geldi. Cech'e daha önceden sahip idim. Ama gene olsun. Yani sonuçta bir Boxraw'da Legends Boxraw açıyoruz. Bir efsane bir efsanedir. Gayet güzel. Bende yok muymuş? Vallahi yokmuş. Vallahi yokmuş. Vardır diye biliyordum ama yokmuş. Çok iyi. Bende olmayan bir tane açmak çok tatlı ve tatlı oldu. Devam edelim. Şansımız yaver gitti ve gerçekten olmayan efsanelerden bir tanesini bulduk. Rasha galiba bu. Hayır, Bayer Leverkusen. Kerem Demirbay'a benziyor. 25 numara. Alario. Alario mu? Palacios'muş. Abi iyi atamadık. İyi atamadık. Dodo Shakhtar Donetsk. Abi bu çocuğu bildim ileri Shakhtar'ın duayeni gibi bir şey. Sürekli Shakhtar'da oynuyor. Çok fazla daha açacağımız top var. GP var. Sizlere hangi efsaneler geldiyse yorumlar kısmına bırakmayı da unutmayınız. Güzel enerjimi sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Bir Boxraw'dan daha. Ya Boxraw diyorum. Abi korkutma beni ya rüzgar. İngiltere'ye gittik. Siyah top geleceğini düşünüyorum. Jamie Vardy. Let's go. Güzel Vardy kalsın abi. Siyah toplar belki işime yarayabilir. Ve Diaz geldi. Okey. Problem yok. Hadi be. Güzel bir tane daha efsane çıkartırsak. Gerçekten fena olmayacak. Bir tane garanti topumuz var. Onu açacağım zaten. İngiltere bir siyah top daha gelir mi? Bir siyah top daha gelir mi? Dedim. Bernardo Silva. Bak harbi çok iyi. Siyah toplar kalsın abi. Onlar işime yarayacak. Okey. Yok. Bir Türkiye falan daha gidesin yok mu? İtalya.
Fena gitmiyoruz. İtalya'dan kim geldi? Bernardeschi geldi. İşime yaramıyor Bernardeschi. O Duarte işime yaramıyor. Bu tarz oyunculardan çok da haz aldığımı söyleyemem şu an için. Çünkü kadroda bulunmaları pek de mümkün gözükmüyor. Hadi bakalım. Bir tane daha efsane istiyorum ya. Umarım gelir. Boğazım çok şiş. Bir de Leverkusen daha. Aranguiz. Adam kalsın arkadaşlar. Belki 3 taneyle birlikte takas edebileceğimiz kalecilerin başında geliyor adam. Toloy. Garanti topumuz da var. Yani 2 tane efsane bulma ihtimalimiz gerçekten çok çok yüksek. 75, 8, 11. 11, daha 11 tane daha top açabiliyoruz en azından. Hadi be. Gerçekten geleceğini zannettim. İspanya siyah. Moreno muydu? Alvio. Politano. Ve diğer kimde? Lucas Paqueta. Paqueta ne ara Milan'dan Lyon'a gitti? Galiba yeni sezon transferi. Bu arada bazı transferler çok özür dilerim. Güncellenmiş efsane. Çok tatlı değil mi? Efsane geldi. Muazzam. Yani muhtemelen bende olan oyunculardan bir tanesidir. Pires'e bende yok. Abi yabancı da gelmiyor. Salas. Sinan Bolat size ve Türk kaleci kalsın. Güzel, iki tane efsane açtık. Bir tane de garanti geliyor 3. Okey, güzel, fena gitmiyoruz. Tatlı bir boxer olması benim önceliğim. Buradan istediğimi açamadım ama Luka Dean. Martinez. Çok pardon. Honorat'ı da aldık ve satışına izin verdik diyelim. Hadi bakalım daha 8. Bir efsane daha neler oluyor? Çok iyi ilerliyoruz. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Bir efsane daha çıkarmayı başardık. Umarım bende olmayan efsanelerden bir tanesidir. Çok isterim ama galiba bende var. Yok gibi ya. Berkan falan mı? Jungberg. Jungberg. Aga ne diyorsun? Ne diyorsun? Hiç. Ve Jungberg bende yoktu. Muazzam. Yemin ederim muazzam. Şu an çok keyifliyim. Olmayan efsaneleri çıkartmak benim adıma çok büyük mutluluk verici. Yani öyle diyelim en azından. Bir siyah top daha geldi. Bende kalabilir. Leonardo Bonucci. Seni satmam gerekiyor. Seni de satmam gerekiyor. Diego Carlos. Çok da işime yarayacağını düşünmüyorum çünkü. Let's go. Hadi bakalım. Bir tane daha çıkarsaydık çok güzel olurdu da azla da yetinmemiz gerekiyor açıkçası. İngiltere siyah geleceğini hissediyorum. Hissetmekle kaldık. Burada bir kaleci daha gördüm sanki. Jose Sa, o da kalsın. Yani kalecilerden baya baya bir şeyler kuracakmışız gibi en azından düşünüyorum. Şurayı düzelteyim ya. Okey. Şimdi. Halen yukarılardan açmadığımız oyuncular var. Sahip olduğum oyunculardan Jungberg çok iyi. Dosta Pötü var. Pötü'ye sahip değilim. Buradaki Dosta sahip değilim. Gareth Bale'ye City efsanesi. Neden çıkartmayalım ya? Neden çıkartmayalım? Çok fazla GP biriktireceğim. 3 tane 75 bin. Bir part daha gelir ya. Bir part daha gelir. Kaleci geldi de kim olduğunu bilmiyorum. Aa, şeyin kalecisi Pickford. Enzonzi çok yavaş. Bakalım bir şey merak ediyorum ya. Çok kısa ona bakmak istiyorum. Enzonzi'nin oyuncu ayrıntıları kısmında hızı kaç? Çok düşük olması lazım ya. Bayağı düşük hem de. 69 çok kötü. Yani daha da düşük sanki şeyde DLS'de daha düşük gibiydi. Daha çağımız 4 top var. 3 tane efsane çıkardık. Bir tane daha neden olmasın? Bir tane de garanti toplardan eder 4. Bir tane daha çıkartırsak 5. Neden olmasın? Yok istediğim çıkmadı. Joao Cancelo biraz önce silmiştim. Tekrardan silmek istiyorum Cancelo'yu. Kaleci kalabilir, sıkıntı yok. Hadi. Ya fullemek isterim ama fullemek çok zor.
Olmayan dostları bulmaya çalışacağım. Olmayan efsaneleri bulmaya çalışacağım. Manu Trigueros. Manu Trigueros. Andersen'e de veda ve Hamoma sana da veda kankam. Çok bir şey kalmadı. 68.000 GP'ye sahibi. Gene çıkarmadık ama sanki içimden bir siyah top gelecekmiş gibi. Bazı ister doğruyu yansıtmıyor olabilir. Ne? Gareth Barry. Gareth Barry. Al sen efsane. Yes. 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 Çok tatlı değil mi? Gareth Barry. Dosta bir pötü kaldı. Pötüyü de çıkardık mı? Galiba benim kumar bitiyor. Pötü mü? Pötü mü? Lütfen pötü ol. Çok pötü gibi de durmuyor ama Figo. Hayır. Maldini. Değil Maldini. Olsun olsun. Kaçıncı Maldini bilmiyorum ama kalsın. Fena gitmedik ya. İyi GP harcadık. 500 bin GP. İstediklerimin neredeyse çoğu var. Şuradan garantim var. Garanti açacağım şimdi. Ondan sonra bakalım. Hadi be. Hadi 5 tane açtık değil mi? 5. 5 veya 6 olması lazım. Bakalım gelen oyuncu Gullit. Raykart. Raykart'ın kartı vardı sanki. Raykart'ın dost kartı vardı sanki. Raykart kartı da var. Baya baya güzel oyuncular çıkardık. Çıkarılan efsaneleri bir daha size saymak istiyorum açısı. Takımın kısmına gittik. Oyuncular kısmına imzalama tarihi diyeceğim. Raykart, Gary, Maldini, Ljungberg ve Salas ve Petric 6 tane efsane. 6 efsane 4'ü yeniydi galiba. Tekrardan bakmak istiyorum. Hayır, Barry yeni, Ljungberg yeni ve Petric'e. Çok iyi bir top açılımı videosu oldu. Part 2'de gelecektir ama biraz biriktirdikten sonra bir 500 bin GP daha biriktirip Zero Part 2'de çekmek istiyorum. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bir dahaki videoya kadar kendine çok 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 iyi bakıyorsun. Sağlıcakla kalın.